PYD ve YPG Türkiye'nin terör listesinde değil. Mesela bu çok dehşet verici bir şey. Bak resmi olarak Türkiye'nin terör listesinde değil PYD ve YPG. PKK terör listesinde. Ama PYD ve YPG değil. PYD'yi resmen PYD'yi ve YPG'yi resmen Bakanlar Kurulu ile terör listesine alması lazım hükümet. Bunu yapmazsa uluslararası alanda ciddiye almaları çok zor. Yani çünkü Bakanlar Kurulu'ya karar vermişsin sen terör örgütlerini söylüyorsun. İşte IŞİD terör örgütüdür diyorsun. PKK terör örgütü diyorsun. Ama PYD ve YPG'yi almamışsın. Derhal Bakanlar Kurulu toplanıp resmi karar çıkartması lazım. PYD ve YPG terör örgütüdür diye. Mesela 2015 yılı başlarında Osmaniye'de bir dava görüldü. Bu davaya ilişkin olarak mahkeme soru sordu. Adalet Bakanlığı'ndan bilgi istedi. PYD ve YPG'nin terör örgütü olup olmadığını. Bakanlık mahkemeye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 23-2015 tarihli ve 685-46.074 sayılı yazısını cevap olarak gönderdi. Bu yazıda bir yapılanmanın terör örgütü ilan edilmesinin Bakanlar Kurulu veya Yargıtay kararıyla gerçekleşebileceği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısının devamında ise PYD ve YPG yapılanmasının terör örgütü olduğuna dair Bakanlar Kurulu kararı bulunmadığı kaydedildi. Bak Bakanlar Kurulu kararı bulunmadığı kaydedildi. Ve bu yüzden emniyet bu bir terör örgütüdür diyemiyor. Bir de şu var mesela şimdi öyle bir durum da var. Hükümet Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarında PYD'nin terör örgütü olduğuna dair hiçbir kayıt çıkmayınca doğal olarak mahkemede PYD'nin avukatları ve PYD ve YPG'ye terör örgütü demenin suç olduğunu ileri sürüyor. Adam diyor ki sen bana nasıl terörist dersin ya? PYD'liyim ben YPG'liyim diyor. Böyle bir şey de yok. Adama sen YPG terör örgütü dersen suçlu oluyorsun. PYD terör örgütü dersen suçlu oluyorsun. Kayıt yok çünkü. Adam yani bana niye hakaret ettin diyebiliyor. Mesela bir PKK terörist Türkiye sınırları içinde kaç asker polis şehit ederse etsin sınır dışına çıkıp PYD YPG saflarına katıldığında hukuken terörist sayılmıyor. Ben diyor YPG'liyim PYD'liyim diyor ben alakam yok diyor. Böyle bir felaket var. Bakanlar Kurulu yarın derhal toplansın. Hemen karar çıkarsınlar. Derhal. PYD ve YPG'nin efendim terör örgütü olduğuna dair. Ya mahkemede diyemiyorsun adamlara. PYD, YPG terör örgütü diyemiyorsun. Kayıt yok. Bir açıklama yok yani. O yüzden bu konunun hemen halledilmesi lazım. Tayyip Hocam devreye girsin. Sayın Ahmet Davutoğlu devreye girsin. Bakanlar Kurulu toplansın. PYD ve YPG'nin terör örgütü olduğu açıklansın. Zaten MİT'in mevzu miktarda belgesi var. Ayrıca Amerika'ya oraya buraya da gönderdiler dosyalarla. Yani terör örgütüne de olduğuna dair. Ama adam sana sorar. Bakanlar Kurulu'nun kararı var mı der. Değil mi? Yahut Yargıtay kararı var mı der. Yargıtay kararı da yok. Bakanlar Kurulu kararı da yok. Derhal toplanıp karar vermeleri lazım. Derhal. Yani felaket bunun olmaması. Ayrıca hükümet bir tek bundan kalmasın. Avrupa ülkeleri de PKK'yı nasıl terör örgütü olarak ilan ettilerse PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak ilan etsinler. Yani öbür türlü çok acayip bir durum olacak. Uluslararası polis teşkilatına da aynı şekilde bu bilginin gitmesi lazım. Interpol'e. Yani YPG, PYD terör örgütüdür diye onların da Bakanlar Kurulu'ndan veya parlamentosundan karar çıkması lazım. Hükümet bu konuda bütün Avrupa'ya ve Amerika'ya tavsiyede bulunsun. Bir an önce bu kararların çıkması için gayret etsin. Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışma yapalım.